TR724 YouTube sayfasında İlker Doğan'ın Batı'ya öfke, Çin'e hoşgörü başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Karikatür krizi sonrası bir öğretmenin kafasının kesilmesi ve ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a yönelik sözleri, Müslüman ülkelerin sert tepkisine neden oldu. Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Filistin ve Fas'ın yanı sıra birçok ülkede Fransız ürünleri boykot edilmeye başlandı. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan boykot çağrısı yaptı. Batılı herhangi bir ülkenin İslam'a karşı en küçük sözleri İslam dünyasında boykota neden olabiliyor. Çin, yıllardır Doğu Türkistan'da yüz binlerce Uygur'u işkenceden geçiren, sistematik olarak soykırım uygulayan, İslam'a en ağır hakaretleri yapıyor. Ancak ne Türkiye ne de bir başka İslam ülkesi Batı'ya gösterdiği tepkinin onda birini Çin'e gösteremiyor. Fransa'da 16 Ekim'de Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin karikatürlerini derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesiyle yükselen tansiyon, Macron'un açıklamaları ve karikatürlerin binaların duvarlarına yansıtılmasıyla daha da büyüdü. İslam dünyası Fransa'ya tepkili. Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Filistin ve Fas'ın yanı sıra birçok ülkede Fransız ürünleri boykot edilmeye başlandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önceki gün "Nasıl Fransa'da Türk markalı bir mal satın almayın deniliyorsa" diyerek başladığı sözlerini "Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları sakın almayın" şeklinde tamamladı. Öncelikle Erdoğan'ın çıkışı öncesinde Fransa'da Türk mallarının boykot edilmesi için herhangi bir açıklama yapılmadı. Erdoğan ya yanlış biliyor ya da Fransa'ya tepkiyi artırmak için bilerek ve isteyerek yalan söylüyor. Fransa Ticaret Bakanı Frank Riester, boykotların etkisinin ne olacağını söylemek için erken olduğunu ifade etti. Riester, RTL radyosuna yaptığı açıklamada da Türkiye'nin boykot çağrılarına karşılık Türkiye'ye bir silleme olmayacağını söyledi. Riester dünkü açıklamasında ise Türkiye'nin Avrupa'ya ve Fransa'ya ihtiyacı bizim onlara olan ihtiyacımızdan daha fazla dedi. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ise boykot çağrılarını kınayarak zarar gören şirketlere destek sağlama sözü verdi. Fransa'ya yönelik İslam dünyasından yapılan boykot çağrıları sonrası Çin'in Uygurlara yönelik soykırım uygulamaları yeniden gündeme geldi. Eğer İslam dünyası gerçekten samimi ise Çin de yıllardır İslam'a ve Hazreti Peygamber'e hakaret ediyor. Ancak bugüne kadar ne Türkiye'den ne de bir başka İslam ülkesinden Çin mallarına boykot çağrısı yapılmadı. Çin hükümetine göre sakal bırakmak, Kur'an okumak, namaz kılmak ya da yurt dışına seyahat etmek tutuklanma nedeni. Ancak tutuklanmanız ve toplama kamplarında sözde eğitimi alınmanız için bunları yapmanıza da gerek yok. Zira Çin'e göre Müslümanların tamamı akıl hastası ve tedavi edilmeli. Doğu Türkistan'daki Uygurlar Çin tarafından sözde eğitim merkezlerinde yıllardır işkenceden geçiriliyor. Birleşmiş Milletler'e göre 1 milyon civarında Uygur, Çin'in eğitim merkezi olarak tanımladığı beyin yıkama kamplarında soykırıma uğruyor. Rakamın 3 milyona yakın olduğunu söyleyen araştırmalar da var. Washington merkezli Doğu Türkistan Milli Uyanış Hareketi, geçtiğimiz aylarda Uygurların tutulduğu yaklaşık 500 kamp ve hapishane olduğunu belgelerle ortaya koymuştu. Daha 2 hafta önce Çin'e yaptığı zulümleri durdurması için 39 ülke ortak bir mektup yazdı. Kınama mektubunu imzalayanlar arasında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, Belçika, İsveç, İtalya vardı ama Türkiye yoktu. Ancak AKP hükümetinin sükunetinde Çin'den siyasi ve ekonomik beklentiler belirleyici rol oynuyor, diyor İlker Doğan, Batı'ya öfke, Çin'e hoşgörü başlıklı yazısında.